Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çözmemiz gereken bir meselemiz var. Bu meselenin, yani bu hikayenin kökleri kısmetse olur 2. sezonun 1. gününden itibaren başlamakta. Hikayenin esas erkeği, jönümüz... Erkek. But. Yani aslında sürpriz sana değil. Verilmiş bir karar ama en çok seni etkiliyor doğal olarak. Sen de çok şaşkınsın şu anı zannediyorum. Ya Öykü Hanım böyle bazen... Şöyle, oylamayı etkilemek adına, etkilemek istediğin erkekler evinde konuşmuş olabilirsin, bu bizi ilgilendirmez. Benim olduğum yerde en azından bunu söyleme. Çünkü birazdan bir oylama yapacağız. Kim kalsın diye sadece ve sadece erkekler Beyza Nur ve Tatyana arasında karar verecekler. Şimdi, ne hissediyorsun bu manzara karşısında? Vallahi Öykü Hanım böyle bazı yarışma programlarına başvururken bir soru olur. Hayatınızda en zorlandığınız an nedir diye. Bir an. Yani şu an bu an yani. Fikrimin kararsızlığından değil. Benim fikrim şu anda net kafamda. Ama yani içine düşünülen duruma üzüldüm şu an. Yani keşke çok bu... üzüldüm. Her iki anlamda da bir şeylere sebep olmasaydım ya evet. da neyse yani... pişmanlıkları sonra konuşuruz. Tamamdır. İki taraf... Şaşkınlık meselesi. Şaşkınlık, çok şaşkınım şu an yani. Kendimi ifade bile edemiyorum. Yani iki tarafın da şunu düşünmesini istiyorum. Gerçekten burası bir çok klişe oldu artık da bir yarışma yani. Bir şeylere üzüleceğiz, sevileceğiz ama formatı da hatırlayalım. Lütfen ona göre üzülelim veya üzülmeyelim. İkiniz de iyi bir insansınız. İkinizi de hiç üzmek istemem, istemezdim. Ben başka bir şey diyemiyorum şu an. Peki, başka yorum yapmak isteyen var mı? Şaşırdınız, hepiniz şaşırdınız. Yani Öykü Hanım, gerçekten çok zor bir durum. Yani kesinlikle Batın yerinde olmak istemezdim. Yani ikisi de gerçekten sevdiğimiz insanlar ki ben hiçbir kötülüklerini görmedim. Beyza Nur dışında. Ama şaka bir yana gerçekten çok zor bir karar. Yani Bat, sana bol şanslar diliyorum. Geliz. Yani iki gündür sürekli bir zor seçimin içinde kalıyoruz. Ve bundan yani galada erkeklere birçok manevi anlamda zarar aldılar böyle. Erkekler mi? Evet. Çok çünkü mu üzüldü? Görkem'i seviyorlardı. Çok mu üzüldü? Çok üzüldüler. Sen üzüldün mü? Ya ben Mert üzüldü diye bir tık içerlendim, o kadar. İlk defa kazandılar ya Öykü Hanım, şimdi artist konuşuyorlar o yüzden keyifleri. Şu an tekrardan erkekler evine bir seçim sunulması. Yani erkeklerin size yaşattıkları burada. Hala üzülebiliyorsanız enteresan. Ya ben üzülmüyorum. Şey elemeden yani şöyle Mert bir dostuyla ayrıldı diye bir tık üzüldüm. Keşke hiç eleme olmasa. Ama yapacak bir şey yok, format böyle. Tekrardan bir seçimin içinde olmaları onlar için daha da gerici. Tam rahatlayacaklar, nefes alacaklar, yine bir seçim. Hakkınızda hayırlısı. Peki, evet Murat. Ve şöyle de bir konu oldu Öykü Hanım. Tatyana geldiğinde çok daha bir ilgiliydi Bat'a karşı. Beyza Nur da ilgiliydi fakat ama Tatyana daha da ilgili gibi geldi bize. Böyle bir sohbet de döndü. Bunu dile getirmek istedim. Hmm. Ona göre bir oylama da yapabilirim. Onunla da katılıyor galiba buna. Peki, başka ama Batın size. Beyza'ya daha çok ilgisi var. Evet, on, sonradan onu da söyledik. Bakalım. Ya böyle başka... konuşuyoruz Öykü Hanım, Tatyana'nın yüzü düşüyor, benim moralim bozuluyor ya. Hayır, Tatyana'nın kızlar evinde de öğrendiği farklı şeyler var. Yani onlara da söz vereceğim. Değil mi Tatyana? Geldin, Bat'la konuştuğunuzu düşünüyorsun. Yani onun için geldiğini söylüyorsun. Ama meğer Beyza'yla hiç tamam, iletişimi yani, kesmemişler. Çünkü Beyza Nur buraya gelince, Beyza Nur buraya gelince farklı bir şey anlattı. Ben ondan çok şok oldum. O yüzden şimdi moralim bozuk. Anladım. Yani kimseye üzülmek istemiyorsun. Ondan olabilir ama bence çok dürüst olmak gerekiyor sana. Yani o kadar yalan söylemezsin yani. Sen Tatyana'ya Beyza'yla görüşmeyi söylemedin mi? Söyledim, biz konuşuyoruz dedim. Mesajlaşıyoruz dedim. Sen dedin ya, ben Tayna'yla mecbur kaldım, o yüzden onunla şey tanışma yoluma çıktım falan. Kimle mecbur kaldım? Beyza Nur'a anlatır mısın lütfen?
bana söyledi. Bana da bat ya, ben kaldı. Ben sana dedim ki hani başka birisiyle olsaydı problem yoktu ama Tanya olunca biraz gururum kırıldı, üzüldüm manasında bir şey söyledim. Sen de bana dedin ki bana biraz mobbing uygulandı. Ben bir yerde mecbur kaldım. Burası da bir yarışma programı. Beyza beni de anlayışla karşıladı. Ya evet, başta hiç gerçekten öyle bir fikrim yoktu. Zaten 2-3 gün direndim burada, herkes farkındaysa. Ama dediğimiz gibi yani burada hayat devam ediyor. Yani Tatiana'yı da açıkça söyleyeyim, birkaç gün konuştuk. Hani beğenmedim de değil, sen de sakın kırılma. Sadece bir iletişimi deneyelim dedik. Muhabbet nasıl akacak diye bir test yapalım dedik aramızda. Böyle bir yola da çıkmadık. Yani yola çıktık dedik mi arkadaşlar? Öykü Hanım. Dedi mi? Akıyormuş muhabbette dedi. Akıyormuş. Yani yola girilecek. Öykü Hanım her şeyi biliyor da şimdi. Allah'ını seven yani. Defansa gelsin. Buyurun. Evet ben... Hayır, muhabbet akıyormuş dedim ama bir yola çıktık demedim. Vakit kalsaydı çıkılacak aslında gibiydi ama. Aslında birebir de çok iyi iletişim kuruyor falan da demiştim. Dedim. Çok ama ben dedi tamam, bunu kabul ediyorum zaten. Efendim? Dedi diye hatırlıyorum. Tanıma yoluna girmişler miydi? Sanmıyorum. Demiş de olabilir. Evet ya, çünkü bir tam bir gün öncesinde... Ya tanıma yolunun yolundayız gibi bir şey hatırlıyorum evet, ben. Evet, öyle o tarz bir şey gala oldu. Gala gününden bir gün önce bir şey galadan bir gün önce de hatırlıyorum ben. Vakit kalmadığı için ilerleyemediniz. Beyza'yla sanki öyle bir muhabbet evet, geçmiş. Hayır, tamam aynısı oldu zaten. Aynısı oldu diye hatta biz de dedik. Şöyle. Batı'nın elindeydi gidiyor diye. Beyza gittikten sonra bizim bir hikayemiz vardı. Yarım bıraktığınızlara yükseldin. Ama Tatiana'dan sonra yani fırsat olmadı dedin. Gibi bir şey hatırlıyorum ben. En son kaldığınız nokta orasıydı. Net hatırlamıyorum, o yüzden şu an bir şey dersem yanlış olur. Ama şöyle söyleyeyim, yani bu eve ilk geldiğimde yani ilk evde birinden bir şey hissettiğim Beyza'ydı bu arada. Hani muhabbet ettik falan, iletişimimiz çok güzel tuttu. Yani sonraki günlerde ilk geldiğimiz muhabbetten bahsetmiyorum. Ya bu net. Hayır, şimdi siz mesajlaşıyorsunuz ama Tatiana burada öğrendi. Sen mi daha çok yazıyorsun diye Beyza'ya sordu, değil mi? Evet. Sen mi daha çok yazıyorsun? Yani sanki Beyza daha çok yazıyor da sen ona öyle söylemişsin gibi. Ya Beyza da bana yazıyor işte, ben de ona cevap veriyorum gibi bir havayla söylemiş Tatiana'ya galiba. Doğru mu? Ben bilmiyorum nasıl. Burada konuşuyorsunuz ya önce. Şöyle, ben yazıştığımızı söylediğini Tatiana'ya en çok sen mi yazıyorsun diye bana sordu dedi ki ya. En çok sen mi yazıyorsun Batı, yoksa Batı mı sana yazıyor? Dedi. Aynen, ilk sen mi? Pardon. Teşekkür ederim beni düzelttiğin için. Ben de dedim ki yeri geliyor Batı yazıyor, yeri geliyor ben yazıyorum. Genelde set saatleri olduğu için bazen yazmak istemiyorum. O müsait olduğunda yazmasını bekliyorum. Bazen de ben yazıyorum müsait olduğunu düşündüğüm zamanlarda dedim. Öyle de oluyor zaten. Tatiana, sen bugün burada yeni bir şey öğrendin mi moralini bozan? Evet. Neyi öğrendi? Yani... Batın sana söyleyip de aslında öyle olmadığını öğrendiğin bir şey mi var? Ben yanlış gördüm herhalde. Böyle düşünüyorum şu an. Efendim? Yanlış gördüm. Yanlış gördüm. Ondan tarafından, evet. Yani Bat'la ilgili fikrin mi değişti? Ben mi? Aha. Onun karşı ben hiçbir şey değiştirmedim. Hala beğeniyorum. Hı-hı. Sürekli bunu söylüyorum. Ama Bat Beyzanur'la devam etmek istiyorsa ben karışmam oraya. Ya bu eve gerçekten erkekler evine girdiğimde herkes neler oldu bir bilsen diye karşıladılar beni. Selamdan önce neler oldu bir bilsen geldi bana. Ben burada dün akşam konuştuğumuzda da o eve gelmeyi çok istiyorum evet ama beni daha çok heyecanlandıran seninle karşılaşmak diye bir kelime sarf etmiştim evet, kendisine. Sonrasında duyduklarım beni birazcık kırdı, onurumu, gururumu kırdı. Ama bazen ilişkilerde insanlar birbirlerini kırabiliyorlar, üzebiliyorlar, bazen yanlışlar yapabiliyorlar. Bunun gerçekten telafisi ve açıklaması doğru düzgün, ikna edici şekilde yapıldığında ben her şeyin bir telafisinin olduğunu düşünüyorum. Ama tek seçeneğimin de tabii ki Bat olmadığını biliyorum. Bana erkekler evinde de sordular, kırmızı odaya şu an bu evden birini çağırsan kimi çağırırdın dediler. Ben de dedim ki hiç olmazsa açıklamasını dinlemek için bile yine ben Batı çağırırdım diye bir açıklamada bulundum. Ben eve girene kadar, sizden o kelimeleri duyana kadar hep aklımda Bat vardı. Hala da yanlış anlamayın, hepiniz çok yakışıklı beyefendilersiniz. Ama hala da gerçekten dikkatimi çeken tek bir kişi var. Belki diğerlerinizle daha iyi muhabbet edemediğim içindir, bilmiyorum. Yani söyleyeceğim bu kadar. Daha fazla uzatıp
Sizi de yormak istemiyorum. Arkadaşlar, Tatyana ve Beyza Nur. İki isim erkeklerin oyuyla kızlar evine geri dönmek için mücadele ediyor şu anda. Kararı erkekler verecek. Az sonra oylarını kullanacaklar. Bunun aynı zamanda bir yarışma olduğunu ve vereceğiniz kararın stratejik bir karar da olabilme ihtimalini göz önünde bulundurmanızda fayda var diye ben sadece bir kenara not iliştirmek isterim. Tabii karar sizin. Sırayla oylamaya başlayacağız. Hazırsanız eğer. Kısmetse olur aşkın gücünde. Bu hafta eve geri dönmesi için erkekler evi tarafına oylanacak iki kadın yarışmacımız var. Biri Beyza Nur, diğeri Tatyana. Kim evde kalsın sorusunun cevabını yazacak erkekler. Hazırsanız oylamaya başlıyoruz. Bat, en son senin oy vermeni istiyorum. Sonra kutuyu buraya getirirsin. Oldu. Peki. O zaman başlayalım mı arkadaşlar? Mert.